Çağırdın, geldim. Yanlışsın. Kaç gündür teknedeyim? Çok vakit kaybettik beyim, çok. Bihter. Yapma. Bak, her şeyi hazırladım. Uçak biletleri, kalacağımız yerin resimleri, hepsi burada. Bihter. Seni aradım. Buraya çağırdım. Çünkü kararsızlıklar içinde gidip geliyorsun. Çünkü benim tarafımdan ikna edilmeyi, kurtarılmayı bekliyorsun. Elimden tutup hadi demeye cesaret bulmaya çalışıyorsun. Seninle vedalaşmaya geldim. Bugüne kadar değer verdiğim herkese, her şeye ihanet ettim ben. Sana haksızlık ettim. Acı çektirdim. Hala çektiriyorsun. Ben de bunun ağırlığıyla eziliyorum. Keşke her şey çok farklı olsaydı. Keşke. Etrafımıza yeterince zarar verdik. Tutkuydu. Çılgınlıktı yaşadığımız. Bitti. Bundan sonra bir tek hata bile olmasın. Lütfen. Bu bir veda konuşması değil. Sen benim sorun çıkarmayacağımdan emin olmak için gelmişsin buraya. Sorun çıkarmayacağını biliyorum. O kadar emin olma. Bunun için önünde diz çöküp yalvarırım istersen. Nihal için değer mi buna? Bihter. Beni sevmiyorsun. Öfkelisin. Nefret ediyorsun. Bunlar daha gerçek duygular. Ama sevmiyorsun. Bunu ispat etmek için daha ne kadar gururumun üstünde tepineyim bilemiyorum. İstersen Nihal jüri olsun. Her şeyi anlatalım, o karar versin seni sevip sevmediğime. Hayır, benden intikam almak için ne olur Nihal kullanma. Bana şu anda ne söyleyeceksen söyle. Çekip gidelim hayatlarımızı. Ben Nihal'i bırakamam. Bu onu öldürür. Ona hiç acımıyorum desem. Ben acılar içinde kıvranırken onun mutlulukla uçuşmasına dayanamıyorum. Peki o yaşasın diye bizi mi öldüreceksin? Gözlerin doldu. Yaşlar Nihal için mi, benim için mi? Özür dilerim. Tamam. O zaman serbest bırakıyorum seni. Bihter. Kendini feda ettiğini düşünüyordum son ana kadar. Bihter. Ne kadar bencil olduğunu unutmuşum. Yaşattığım her şey için özür dilerim senden. Hı hı.
Merhaba. Beşir'e bakmaya geldim de. Nane lazımmış. Nesin abla kaynatacak. Kendini odaya kilitlemekten oldu. Ödümü patlattın. Kendime bir zarar vereceğimden mi korktun? Neler oldu bilmiyorum ki. Öyle içeriye kapanınca birden sesin de çıkmıyor hiç. Yüreğim ağzıma geldi. Korkma, kendime bir şey yapacak değilim. Hem de Behlül için. Onunla mı konuştun? Gayet iyiyim ben. Yürür giderim kendi yoluma. Ah, gerçek duygunun bu olduğunu bilsem öyle mutlu olacağım ki. İhtar Ziyagil'im ben. Firdevs Yöreoğlu'nun kızıyım. Kimse ayaklarının altına alamaz beni. Kimse canımı acıtamaz. Canım, birazdan çıkmam lazım. Ama endişelendiriyorsun beni. Seni böyle bırakmak istemiyorum. Hadi sen de gel benimle. Gayet iyiyim ben. Teselliye ihtiyacım yok benim. Şimdi dinleneceğim. Güzelleşeceğim yarın için. Üvey kızım evleniyor. Kocamın yanındaki yerimi alacağım yarın. Çok güzel olacağım. Yüzünde en sahici gülümsemeyle onların mutluluğunu alkışlayacağım. Herkesten daha güçlüsün. Herkes için en iyisi bu, sen de biliyorsun aslında. Bak geçecek, toparlanacaksın. Biliyorum zor. Hazmedemiyorsun yapılanları. Ama senin hatandı, kabul et. Gerçekle karşılaştın işte sonunda. Ağlayacağına ucuz kurtulduğun için sevin. Bütün imkanlarını elinin tersiyle silip atmaya hazırlanıyordun. Bir hiç uğruna hayatını mahvedecektin. Kurtuldun Bihter. Çok
Şimdi ağır geliyor belki, taşıyamıyorsun ama... Güçlü olan sensin bebeğim. Onlar zaman içinde dağılıp savrulsalar bile... sen sağlam basacaksın yere. Onlar yıkılsa bile sen hep ayakta kalacaksın. Bilmem bu durum seni ne kadar ilgilendiriyor. Hemen bırakmak istemezsen Nihal'i, seni bir süre beklerim. Herkes anlamasın istersen bir süre sonra gelirsin yanıma. Bihter, ben Nihal'i bırakmak istemiyorum. Neden anlamıyorsun bunu? Bizim yollarımız çoktan ayrıldı. Hayır, şimdi böyle söylüyorsun. Ama yarın o imzayı attıktan sonra beni dinlemediğine pişman olacaksın. Sabah anlamıştın beni, vedalaşmıştık, yürüyüp gitmiştin. Nihal tehdit ediyor seni. Onu bırakırsan öleceğini söyleyerek korkutuyor. Onun için böyle direniyorsun. O yalan söylemiyor, planları yok onun kafasında. Hesapsız kitapsız seviyor beni. Onu bırakırsam gerçekten ölür. Ablanla mı konuşuyorsun? Behlül, sabah yine arayacağım. Çok geç olmadan son kez soracağım sana. Benimle mutlu olmak mı istersin? Nihal'in prangasını ayağına geçirmek mi? Düşün, kararını ver. Kötü bir haber mi? Tamam. Sabah görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor? Yok bir şey. Hadi eğlenmene bak.